dilini terbiye etmeden insan yüreğini terbiye etmeli. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar abicim. Doğru söylüyorsun Ali abi. Yürek bir bahçe gibidir. İyi şeyler dikelim ki iyi şeyler bitsin Ali abi. Vay canıyım senin ya. Yüreğin güzel olsun. Hepimizin yüreği güzel olsun. Eskiden medreselerde öğrencilere iki soru sorarlarmış. Birincisi, bugün hiç kalp kırdın mı? İkincisi, namaz kıldın mı? Birinci soruya evet cevabı gelirse, ikinci soruyu sormazlarmış ya. Tabii Ali abi, bilmiyorsan gönül sazını çalmasını ne teli incit ne burguyu kır. Gönül vermekle alınır Ali abi. Verelim gönlümüzü o zaman kardeşim. Verelim Ali abi. Bazen varı anlarsın yok ile. O vakit çektiğin zahmet rahmete dönüşür. Zaten gönül sabır ile harman olmayınca nasibinle buluşmazmış. Mesele halden anlamak. Halden anlamak ruh inceliğidir. Halden anlayan bulmadıkça bulduğun her şey seni halsiz bırakır. En yoğun zamanında bile size vakit ayırabilen gönül dostlarınız olsun ve Güller Şehri Isparta'dan Gönül Dağ yolculuğu başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden insanlar birbirine şifa olurmuş. Gönüller kırılmazmış, dertleriyle derttaş olurlarmış. Birbiriyle muhabbet eder, çay içer, sohbet eder, birbirlerinin sorunlarını dinler, çözüm bulurlarmış. Allah sağımızda, solumuzda, yolumuzda bahar yüzlü insanları, güzel yürekli insanları çıkarsın. Biz de birbirimize şifa olalım babacığım. Abicim nereden nereye gidiyoruz? Isparta'dan yükümüzü aldık. Afyon'a gidiyoruz. Ben çocuktum. O kadar güzel insanlar vardı ki. Eskilerde kaldı diye mi öyle geliyor yoksa biz mi çocukluk öyle görüyorduk? Senin çocukluğun nasıl geçti abicim ben? Benim çocukluğum biraz enteresan geçti. Nasıl yani enteresan? Enteresan derken kalabalık bir ailedeyiz biz. 5 kardeşiz. Kamyonla Isparta'dan Aydın'a göç halindeydik. O zaman en küçük kardeşim bile yoktu. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. İşte kamyonla yolculuk oradan başladı zaten baba mesleği. Babam enteresan bir adamdı Ali abi benim. Babam bir gece kafası bozulmuş. Yani ev eşyamızı kendi kamyonuna yüklemiş. Çıkmış köyden. Aydın'a doğru gidiyor. Denizli'ye geliyor. Denizli annemin memleketi. Ya diyor burada bana kılıbık derler, iç güveysi derler. Devam ediyor Aydın'a. Öyle enteresan bir adam yani. Yani göçü götürüyor öyle. Adam bir anda her şeyi satıp vazgeçip arabasına yükleyip taşınabiliyor. Veya nasıl diyeyim mesela benim cesaretle ilgili bir işim vardı. Oğlum senin dedi niye cesaretin kırık? Cesaretliler sadece hayatı yaşar dedi. Cesaret olmayanlar hayatı yaşayamaz dedi. Yani cesaretin yoksa cesaretli insanların yaptığı şeyleri izlersin ve konuşursun diye söylerdi. Aydın Nazilli ilçesinde başladık okumaya. Ama öyle bir mahalledeyiz ki herkes komşu değil de kardeş Ali abi. Çocukluğumuz o kadar mükemmel geçti ki bizim. Şimdi benim de var 3 tane çocuk. Bence çocukluklarını yaşayamıyorlar. Yaşayamıyorlar derken hani her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama en azından bir top oynarken düşüp bir dizi kanayıp gelmeli çocuk dediğim. Oynadığımız oyunları o zaman dilimine sığdıramıyorduk. Saklambaç, çelik, çomak, misket, futbol. Yani abi şimdi evden dışarı çıkaramıyoruz çocukları. Küçük mahalle. Herkes birbirini tanıyor. Mesela annem pazara giderdi. Pazara gitmeyen bir insanı gördüğü zaman bir poşet yapardı bana. Oğlum işte Ayşe teyzene götür. Vay be. Mesela bizim komşumuzun bir köpeği vardı. Köpek hastalandı diye bütün mahallenin o eve toplandığını biliyorum abi. Bırak insanı ya.
Ben şimdi Isparta'da yaşıyorum. İnanır mısın? Sadece apartmandakileri tanıyorum. Sağdaki soldaki hiçbir komşumu tanımıyorum. Abi giderek uzaklaştık yani. Birbirimizden uzaklaştık. Hani eskiye bir özlem var. Yeni insanların da eski insanlardan bir farkı yok aslında. Her şey biraz diyalogda saklı Ali abi. Biraz da kendimizi toplumdan biz soyutluyoruz Ali abi. Nasıl soyutluyoruz? Nasıl soyutluyoruz abi? Ya birinin derdi var, sıkıntısı var. Şimdi bir bilinç var. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın gibi. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Özellikle bizim meslekte komşuların çok önemlidir. Şöyle bir küçük bir hikaye anlatayım. Ben yoldayken dünya yıkılacak, hanım beni arayıp söylemez Ali abi. Yolda kafasına takılır, Allah korusun, kaza yapar, bela yapar diye. İşte büyük oğlum müthiş bir ateşleniyor gecenin bir saati. Kadın neyle götürecek? Yerde kar var, tam kendi araba kullanıyor da. O karda arabayı çıkarma şansı yok garajda. Diyor, komşuya rica ediyor işte. Böyleyken böyle. Sağ olsunlar. Yani gecenin saat ikisinde komşu çalıştırıyor arabasını. Benim çocuğum götürüyor. Komşuluk ilişkisi bu olmalı Ali abi. Yine varmış bak komşuluk. Var, var. Ali abi bir de bizim çocukluğumuzda bisiklet vardı abi, bisiklet. Ya bisiklet de. Yani ya. Bisikletin yoksa seni futbol bile oynatmazlar, öyle bir şey. Oğlum tamam, hepsi 5 olsun alacağız. Hepsini 5 getiriyoruz, gene yok bisiklet. Eskiden öyle bir şey vardı değil mi? Bak hepsi 5 gelirse sana bisiklet alacağım. 5 gelirse şunu alacağım, bunu alacağım. Evet Ali abi. Hep 101'de kimse de almazdı. Yokluk vardı be. Yokluk da vardı tabii Ali abi. Şu ana kadar okuduğum okulların hepsini birinci olarak bitirdim. Üniversite dahil değil. Üniversiteye kadar. 23 Nisan'larda eskiden çocukları sembolik olarak koltuğa tutturuyorlar. Nazilli kaymakamı bendim. Bütün bilgi yarışmalarına ben giriyorum. Zaten hep müşamere kolundayım. Benim hedefim oyuncu da olmaktı. Yani, nasıl yani? Olamadın mı sen oyuncu? Olduk, şöyle olduk. İşte okul piyeslerinde hep başrol bendeydi. Oyuncu oluyoruz bak Ali abi. Şu anda da işte ideallerimizin birini gerçekleştiriyoruz. Hayat bir sahne zaten. Hepimiz bir oyuncu değil miyiz kesinlikle hayatta? Kesinlikle Ali abi, kesinlikle. Hepimizin bir rolü var. Kesinlikle. Hepimiz bir şey için çalışıyoruz. Yani bir yeri dolduruyoruz. O sahnenin etrafında herkes rolünü oynuyor. Eskiden kollar vardı. İşte müsamere kolu, kantin kolu. Bütün müsamere kollarında ben vardım. Bütün piyeslerin başrollerinde ben vardım. Ve ne oynuyordunuz mesela piyeslerde? Piyeslerde işte bir emekli öğretmen, ev sahibi öğrenci gibi. Yani böyle hep toplumsal şeyler işleniyordu piyeslerde. Ama tabii bizim ses düzenimiz falan okullarda ona göreydi yani. Çok iyi bir ses sistemi yoktu ama insanların bir dinliyordu Ali abi. Ne hissediyordun sahnede ya böyle? Sahnede büyük alkış, bir heyecan. O alkış nasıl? O alkış anlatılmaz, tarif edilmez. O sahnede büyük bir heyecan var Ali abi ya. Yani çıkıyorsun ilk başta bir 3-4 dakika bir titriyorsun. Titrediğimi hissediyorum yani. Hayır, titremiyorum ama sesim falan çatallaşıyor. Sahneden alışıyorsun. Sahneden devam ediyor. Mesela dönüp insanlara toplumsal olarak konuşmak çok zor aslında. İlk başta öyle geliyor Ali abi. Ama sonradan alışıyorsun. Tatillerde, yaz tatillerinde abilerimle kavga ediyoruz. Ben gidecektim babamla, sen gidecektin. Aslında maksat yola gitmek değil Ali abi. O lokantadaki yemekler var ya, çocukken çok enteresan geliyor insana. Yani çok farklı bir şeymiş gibi geliyor. Ama şimdi diyorum keşke her gün evimde yemek yesem. Abi düşün, dereden bile su içerdik eskiden, o kadar temizdi. Şimdi su mu kaldı ki su içesin? Su da kalmadı abi, su da kalmadı. Bak sağında gördüğün göl 10 metre çekilmiş abi. Eğirdir gölü. İklim değişiyor. Ne kadar güzel bir göldü bu ya. 7 renkli göl abi, dünyada tek. Evet. Şöyle dikkatli bakarsan mavinin her tonu var. Her tonu var, hakikaten öyle. Biz de derelerden su içerdik. Irmaklardan su içerdik. Elimizi koyardık, göze yapardık. O gözelerden su içerdik. İnsan ve tabiat arasında da bir ilişki var Ali abi. Şöyle bir ilişki var. Nasıl bir ilişki abi? Abi dünyada ekosisteme uymayan, yani dünyanın düzenine uymayan tek canlı insan abi. Biz uymuyoruz abi. Biz sürekli tüketiyoruz. Sürekli tüketiyoruz. Ve toplumsal değerlerini bozuyoruz. Hayvanların olsun, doğanın olsun. Doğanın dengesini bozuyoruz. Bozuyoruz abi. Bak göl ne kadar çekilmiş bak. Tabii kendi içinde bir düzen var. O düzeni biz yok ediyoruz. Biz yok İnsan ediyoruz olarak. Abi. İnsan olarak biz yok ediyoruz. Ağacı kesiyoruz, kereste yapıyoruz. Taşı kesiyoruz, beton yapıyoruz.
Sürekli zarar veriyoruz. Doğal dengeyi bozuyoruz helal. Yani Rabbim bir düzen kurmuş. Ama bunu bozan tek canlı biziz abi. Hacı babaannem var. Babamın babaannesi. Abimin oğlu da torununun torunu. Onu gördü rahmetli. Gabri cennet olsun. Nur içinde yatsın. Tabii yazları biz geliyoruz onda kalıyoruz. Onun evde kalıyoruz. Bir gün geldim annem komşuya mı gitmiş bir yere gitmiş. Karnım da öyle bir aç ki. Babaannem rahmetli. Oğlum karnım aç sende de. Aç babaanne dedim. Oğlum pişir bir yumurta ye dedi. Ben nasıl pişireyim ya? Ben ilkokul 3'e giden bir adamım. Şöyle baktı. Dedi yak tüpü. Ben sana buradan tarif edeceğim. Of geldi ya. Yanıma. Abi kendi ürettiği bir tereyağı var onun. Tereyağını yaktık ateşe abi. Hiç gözümün önünden gitmez. Dedi ki tereyağı bir köpürecek. Ondan sonra normale dönecek, bir daha köpürecek. Ondan sonra bir daha normale dönecek. Dediklerin hepsi oluyor ama abi. Bir de oturduğu yerden tarif ediyor. Dedi kır yumurtayı içine. Abi hayatımda yediğim en güzel yemek o. Ya karnım aç olunca. Ay. Bak hala evde mesela çocuklar yumurta pişecekse bana pişirtirler. Baba gel. Baba gel bunu sen yap. Hanım da iyi yapar şimdi. Onu da şey yapmayayım ama tabii. Çocukların ideali farklı. Ya yaşlı insanlar, yani o insanlar nasihat alınabilecek insanlar. Babama da o söylemiş. Babam da bana söyledi. Oğlum taş yerinde ağırdır. Ağır taşı ne yel alır ne sel alır. Babam bana çok güvenirdi Ali abi. Hala güvenir. Çünkü yanlış bir şey yapmayacağımı bilir. Sağlam yetiştirmiş. Sağlam yetiştirdi Ali abi. Aslında babam yetiştirmedi bizi Ali abi. Babam kamyoncu olduğu için annem yetiştirdi. Babam arar beni. Her gün arar. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Zaten benim navigasyonum babamdı. Bu mesleği de ondan öğrendik. Bir gün Erzurum'a çıktık yola. Kendim çıktım. Oğlum dedi. Sivas'tan sonra dedi yol biraz sıkıntılı olur dedi. Kış günü. Sivas'ı geçme dedi. Sivas'ta yat. Tabii biz canım durmuyor benim. Çok sabırsız bir adamdım. Sabrı bize bu meslek öğretti Ali abi. Demek ki işte insana yol gösteriyor. Tavrını belirliyor. İş. Tabii i̇ş abi. Tabii. Önemli. Yani yaptığın iş ister istemez seni hayatına müdahale ediyor yani. Bakış açını değiştiriyor tabii. Sivas'ı geçtik. Allah'ım bir kar yağıyor. Tesislere giriyorum bir tane boş yer yok. Arabayı koyamıyorum. Hani aslında büyük sözü dinleyeceksin Ali abi. Lafı oraya getireceğim. Dinlemedik. Biraz da sabırsızım. Abi kaldım ortada yolun ortasında. Büyük söz söylemeyeceksin. Büyüklerin lafını da dinleyeceksin abiciğim. Baba nasıl geliyor çocukken mesela? Ben çocuklarıma bazen soruyorum. Ben sizin babanızım ya diyorum. Yani oradan nasıl görünüyor baban? Babam çocukken geliyor. Bizim kahramanımızdı. Yani bir süper kahraman ya. Adam geliyor evin önüne. Ne diyeyim yani o mutluluğu anlatamam. Ama kız kardeşlerim daha çok mutlu oluyordu. Kızlar daha çok seviyor babayı. Biz hep annemle kaldığımızdan biraz babam bize uzaktı. Ama arkadaş gibiydik. Ben bütün sorunlarımı babama anlatırdım. Çok güzel. Mesela ortaokulda bir aşık oldum. Mektup yazacağım, ne yazacağımı bilmiyorum. Babam baktı, oğlum bunlar için erken dedi. Erken dedi yani tabii bu... O süreçte derslerimin etkileneceğini düşündü. Aşık oldu lan. Yani çocukluk Ali abi. Çocukluk aşkın olmuş yani. Oldu Ali abi, oldu. Ama güzel işte, insanın maneviyatını besliyor. Tabii maneviyatını besliyor. Aşık olan hayatı daha güzel görmeye başlar. İnsan dünyaya aşık zaten Ali abi. Hani bireyler, kişiler gelip geçiyor ama dünyaya aşık olmazsan bu dünyayı yaşama şansın yok Ali abi. Seveceksin. Dünyayı seveceksin, insanları seveceksin Ali abi. Aşık oldum diye Peyami Safa'nın kitabını okumuştum, yalnızız. Ama oradan ne alıntılar yapıyorum, ne mektuplar yazıyorum. Alalım. Yaz gönder. Yaz gönder. Evet. Kız da diyordur ki vay be ne bilgili çocuk. Ya bilgiliydik Ali abi ya. Yani şöyle. Okuyor muydun yani? Çok ben babamdan öğrendim kitap okumayı. Öyle mi? Tabii. Babam kitap okurdu Ali abi. Ya dedim bu adam ne yapıyor derdim kendi kendime. Bir gün çağırdı oğlum sen niye okumuyorsun dedi. Dedim baba okuruz. İşte zaman var daha hayat uzun. Hayır dedi oku. Fakir Baykurt'un köye göçülen kitabı. Oo Cumhuriyet yazarlarında. Cumhuriyet evet. Yazarlarında. Okudukça o dünyanın içinde buluyorsun kendini. Bir nevi sinema. Yani bizi alıp götürüyor. Hayallerimize götürüyor. Hedeflerimize götürüyor. Böyle çok akıcı kitaplar. Mesela ben az önce sana oyuncu olmak istiyorum dedim ya. Ben biyografileri çekerdim insan hayatlarını. İnsan kendine yakışanı yapar. Kesinlikle. Bak mesela kitap okuyor.
Kitap okumak ne kadar önemli? İnsan kendine yakışanı yapar. Kitap okur. İyi olur. Gönül dostu olur. Yani yakışıyor. Bitti. Askerde okuyorum ama saat 10-11 gibi ışıkları kapatıyorlar. Uyuyacak tabii ya. Asker dinlenecek. Ama bir karşı ranza var. Dışarıdan sokak lambası vuruyor hala. Benim okumam için yeterli bir ışık. O kitabı okuyacağım. Al sana sinema sahnesi. Hadi buyur. Ama ya da ay ışığında okumaya çalışan, kitap okumaya çalışan ben çok insanlar bilirim. Okumak farklı bir şey. Kitap okumak farklı bir şey. O çocuğu razı ettim, ranzaları değiştik. Tam ışık vuruyor. Böyle sağ tarafından ışık vuruyor. Kitap şöyle yukarıda, alt ranzada. Rahat rahat okuyabiliyorsun. Rahat rahat okuyorum. Bir de ben çok horladığımdan pek uyutmuyorlardı hala. En iyisi bu kitap okusun. Kitap okusun. Kadar. Kitap okusun, evet. Hayat enteresan Ali abi ya. Hayat ya, farklı. Yaşam güzel abi. Çok güzel Ali abi. İşte ben okumak çok farklı pencereler açıyor insana. Yani zaviye değişiyor. İnsanın bakış zaviyesi değişiyor. Ali abi, daha anlamlı konuşmam bakmaya bile değişiyor. Tabii. Cümle kurmam bile değişiyor. Tabii. Gittik üniversiteye. Aydın'a yine. Bir aydındır. Aydındır. Bir aydındır gidiyor abi. Git gel, git gel. 2 yıllık bir üniversiteydi. Gittim. Döndüm geldim hala abi. Babamın işleri çok bozuk. Babam bana belli etmiyor ama. Okutacak parası yok. Biliyorum ben, farkındayım. Tabii buna biraz annem çok üzülüyor. Ya bir de 3-4 kişi anca kazandı üniversiteyi ilçede. Diyorum anne ben çalışacağım, daha iyi bir yer kazanacağım işte şöyle. Yani ben de onları rahatlatmaya çalışıyorum yani. Tabii amcalarım var. Bir tanesi rahmetli oldu, diğer ikisi sağ. Onlar demişler biz bu çocuğu okutacağız. Babama söylemişler. Gitsin okuluna devam etsin. Üçünden de Allah 1000 kere razı olsun. Gitti okuttular mı? Okuttular. Bizim çocukluğumuzda karakterli olmayı öğrettiler bize yani. Karakterli durmayı öğrettiler. Karakteri aşıladılar. Yani görünümün çok önemi yok. Karakterli olmanın önemi var. İnsanlara iyi olmanın, iyi geçinmenin, dayanışmanın, paylaşmanın, işte sosyal hayatta birbirine yardım etmenin güzelliğini anlattılar. O öğretilerle büyüdük. Babam bir mont almıştı bana. Arkadaşım demişti ki böyle içini geçirerek ne kadar güzel bir mont demişti. Hemen ben montumu çıkartıp arkadaşıma verip şimdi senin olsun demiştim. Sizde de var mıydı böyle? Abi, vardı vardı. Ben şanslıydım. 2 tane abim olduğu için ikisine küçülenlerin hepsi bana kalıyordu Ali abi. Zaten çocuklukta Ali abi bir önlük alınırdı. Büyük alınırdı. Seneye de giysin. Değil mi? Tabii Ali abi. Şimdi her şeyimiz var. İmkanlarımız çok geniş. Yokluk vardı Ali abi. Ama paylaşım vardı dediğin gibi. Müthiş bir paylaşım vardı. Şöyle söyleyeyim. Bir de israf yoktu. Onu da hatırlatalım. İsraf kesinlikle yoktu Ali abi. Mesela bayat ekmekleri annem tatlı yapardı. Hayatımda yediğim en güzel tatlılardan biri. Çocuklukta her şey çok güzeldi. Şöyle mahalleye bir dondurmacı gelirdi. Yani komşumuz bakardı kim almıyor, şu almıyor. Ya paylaşırdık, aynı dondurmayı yerdik. Ya da annem olsun, diğer komşular olsun. Alamayan çocuklara da dondurma alırdı. Ve o dondurma inanılmaz güzel. Sıcak. Paylaştığımız için güzel oluyordu işte. Paylaştığımız için güzel Ali abi. Tabii. Paylaşmak insanı mutlu ediyor. Yaşama sevinci veriyor, kendine getiriyor. Hayatı sevmeyi öğretiyor. Anlatabiliyor muyum? Paylaşmak çok güzel ya. Her şeyimizi paylaşmamız lazım. Kesinlikle. Hem dertlerimizi de paylaşıyorduk. Dertlerimizi de paylaşmak. Sevinçlerimizi paylaşıyorduk. Hala paylaşıyoruz Ali abi ya. Belki büyük şehirde yaşayan arkadaşlarımız paylaşmıyor olabilir. Ama biz hala paylaşıyoruz. Mesela bu camiada her şeyini paylaşırız. Neneye bak, neneye. Anam, anam. Ne güzel giymiş, şal var, elinde sofası. Keçileri götürüyor herhalde. Evet, memleketimiz çok güzel ya. İnsanımız çok güzel. Türkiye'nin her yeri çok güzel Ali abi. Yani Türkiye'yi gezmiş bir olarak söylüyorum. Gitmediğim vilayet yok, gitmediğim il yok. Rize'de içtiğin çay, Muğla'da bir kahvede içtiğin kahve, Isparta'daki bir gül suyu, Niğde'deki elma, hepsinin bir bereketi var. Ben kısacık bir şey anlatacağım. Afyon Kütahya arasında bir kaza olmuş. Büyük ihtimalle yaralamalı veya ölümlü bir kaza. Bu sağdaki emniyet şeridi var ya. Evet. Ne işe yarar? Güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri, ambulans, çekici, itfaiyenin geçmesi için.
Abi 4 şerit kapattık biz yolu. 4 şerit? 4 şerit. 2 şeritli yola 4 tane araba yan yana. E peki nasıl gelecek ambulans? Abi geldi, geçemiyor. Hayda. Emniyet şeridinde çok kızıyorum hala. Kullanan insandan nefret ediyorum. Ben 40 tonluk tırla gidiyorum. Adam geliyor sağımdan benim taksiyle geçiyor. Ya ben seni emniyet fark etmeyebilirim. Emniyet şeridinden geçiyor. Ben seni fark etmeyebilirim kardeşim. Ya bir şeyler söyle be. Sen hani bu yolların fatihisin diyelim. Emniyet şeridine uyacağız ya. Yani kimse kapatmayacak ya. Bir kaza vardır. Yol kapandıysa kardeşim bekle ya. Belki oradaki yardımı engelliyoruz ya. Belki oradaki sağlıktan bir insan gitse belki orada bir canı kurtarabilir. Trafik sabırdır hala. Sabırdır ama yani ben buradan küçük araç sürücülerine özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biz hayatımız yolda geçiyor. Ve iyi hesaplamadığın sürece, uzaktan kontrolü kullanmadığın sürece kaza yapmaya mahkumsun. Aynaya bakıyorum. Benim süratim 80. Önümdeki araba 60'ta falan gidiyor muhtemelen. Zaten evet. Onu hissediyorsun yani. Sürekli tabii. Direksiyonda onu hissediyorsun. Sinyali yakıyorum. Çıkıyorum ki onun da 110'la gelmesini bekliyorum ben. Hani o gelmeden ben sollamayı tamamlamış olacağım. Ama arkadaki araba 160'la geliyor. Selektör, korna görsen. Ya kardeşim bu milli servet. Bu arabanın tekrar aynı güce, aynı hıza ulaşması için ekstradan 5 litre yakıt yakması gerekiyor. Milli servet hala. Çağlar kardeş, bu mesleğe nasıl başladın? Mesleğin zorlukları vardır, değil mi? Kolaylıkları vardır. Kesinlikle abi. Neler yaşadın? Bu yollar sana ne öğretti? İlk direksiyona geçtiğin zaman heyecanlı mıydın? Şimdi ehliyeti aldım Ali abi. Yalnız bir yanımda bir şoförle çalışıyorum. Ama yani şoför var yanımızda, kendi aracımızda. Bir gün akşamüstü gene İzmir'e gideceğiz. Geldim, şoför yok. Şoför nerede? Babam dedi diğer arabayla gitti. Bununla kim gidecek? Sen gideceksin dedi. Ya çalıştırdım, elim ayağım titriyor. İlk defa yalnız yola gidiyorum. Sabaha İzmir'e vardım ama bir de bana sor yani. Bir hata yaparım, işte babamın bana olan güveni kırılır. Aslında bizim kamyoncular 10 numara insanlar. Mükemmel insanlar ama biraz kendilerini ifade edemiyorlar abi. Öyle mi? Tabii. Nasıl ifade edersin kendini? Mesela ben araç kullanırken yükleme boşaltma esnasında üstümü değiştiririm. Önce kendin temiz olacaksın, karşıya güven vereceksin. Mesela biz büyüklerimizi de görürdük. Babam gildi, amcam gildi. Onlar her gün tıraş olurdu. Sanki memurlar. Mesela biz bazen sakal falan uzuyor, babam ne vaziyette diyor, git bir tıraş ol ya. Kendini çok yargılayabileceğim bir meslek. Çok yalnız kalıp çok düşünebileceğim bir meslek. Bir kere ön lastiğim çıktı gitti. O zaman çok korktum. Onda şöyle korktum. Yani karşıdan gelenlerin birine çarpar lastik, Allah muhafaza. Nasıl lastik çıktı gidiyor? Araba hafif böyle bir sola çekti. Yani şöyle bir hareket. Bille bozuyor dediğim ön teker çıktı. Sol ön tekerim çıktı hala. Yanımda otobüs var. Otobüse vuruyor. Otobüse vurunca da kıvılcım çıkarıyor. Sanki böyle ispirelle bir şey kesermiş gibi. Abi çok ağır o lastik. Böyle yazın tam sonu. Allah'ım diyorum şu karşıya geçer de bir taksiye vurursa diyorum ben. Birinin hani hayatına sebep olursam diyorum. Yani bunlar hep bir salisede düşünüyorsun. Abi şansım varmış. Orta refüje bir vurdu lastik. Yabancı filmlerdeki gibi. Uçarak taksilerin üstünden karşıya. Oo, Allah korumuş. Kalbi güzel insanları sevmek lazım. Kalbi güzel insanları seversen senin de kalbini güzelleştirir. Evet, Çağlar abim benim. Gelelim sana. Şöyle dönüyorum baktım sana. Nasıl evlendin? Senin evliliğin nasıl oldu kardeşim? Bir anlatsana bize. Benim evlilik biraz maceralı Ali abi. Zaten uzaktan akrabamdı eşim. Rahmetli annesi vardı. Beni her gördüğü yerde bu kızı ben sana vereceğim Çağlar derdi. Ben de bakardım. Tabii hanım bize göre küçük o zaman. Kim alacak senin kızını derdim. Abi büyük lokma yiyeceksin, büyük söz konuşmayacaksın. Ya. Bir de kaleyi işten fethetmiş. Annemden. Annem çok seviyor. Kendi kızından çok seviyordu o zaman. Ben bunu alacağım sana, ben bunu alacağım sana. Tabii biz de aşıktık yani. Severek evlendik. Evlendim ve çok mutluyum Ali abi. 17. yıla girmek üzereyiz. Maşallah. İşte 3 tane çocuğum var.
Bizim kadınımız olmak zor iş. Çocuklara hem anne oluyorsun hem baba oluyorsun. Sürekli yalnızsın. Kendinden biliyorsun sonuçta. Kendinden biliyorum tabii. Çocukların olduğu zaman daha iyi anlıyorsun baba olmayı. Yani bir babanın neler düşündüğünü. Mesela çocuk bir gün hasta. Babam çok düşünceli görmüş beni. Gördün mü oğlum evlat ne demek dedi. Tabii bunları anlıyorsun. Mesela okula başladığını görüyorsun. Ya hayatta mutlu olmak için çok neden var Ali abi? Hayatta mutlu olmak için çok neden var. Bir de efendim çocuklarımızı zengin olmak üzere eğitmeyelim. Mutlu olsun. Onları mutlu etmek için eğitelim. Çünkü onlar büyüdüklerinde eşyaların fiyatlarını değil, değerini bilirler. Değerini. Annenle aran nasıl peki? Annemle babamla hiçbir sorunum olmamıştı. Hiç değil mi? Ben arkadaşlarımda pişmanlık gördüm Ali abi. Ailesi ölen arkadaşlarımda. İşte babama şurada saygısızlık yaptım. Şurada karşısında konuştum. 41 yaşındayım. Babamla hani kardeş gibiyim, arkadaş gibiyim. Bütün sorunumu paylaşırım, her şeyimi söylerim ama hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Veya kırılacağı bir söz bulurum. Haklı olsam bile susarım herhalde. Eyvallah der geçerim. İşte evlattan beklenen cevap bu işte abi. Anne babayı öpmek de çok güzel ya. Çok kokuları bile tabii değişik ya. İlk baba olma duygusu nasıl yaşadın? Hanımın halası var hastanede. Koşarak geldi. Halam dedi bir oğlum oldu. Abi üstüme bir kaynar su kazanı dökülmüş gibi oldum. Dondum kaldım. Yani baba olduk. Bir tedirginlik yaşıyor insan değil mi? Acaba ben buna nasıl bir hayat verebilirim? Biraz da ben sorumlulukların bilincinde olan bir insanım. Ben çocuklarıma yalan söylememi öğretiyorum. Yalan söylemek dünyanın en zor işidir Ali abi. Yalan söylemezler çocuklarım. Aferin. Mesela ben her zaman söylerim. Bize ait olmayan hiçbir şey almayın. Ne istiyorsanız ben alırım. Ben kendi doğrularımı yaşatırım çocuklarım. Hani bunu bir şiddetle değil de anlatarak, ona benimsederek. İşte ben böyle düşünüyorum. Bizim evde mesela demokrasi çok hızlıdır. Bir dışarıya yemeğe gidilecekse oylamaya su geçeriz. Onların kararlarına da saygı duymazsam karar vermeyi bırakacaklar Ali abi. Bak bu çok önemli. Yoldan dönüyorsun çocukların yanına gittiği zaman hani konuşuyorum demokrasi var diyorsun. Hı hı. Onlarla sohbet ederken gözlerin içine bakıyor musun? Kesinlikle bakarım. Göz göze gelmek ömür uzatır biliyor musun? Biliyorum Ali abi. Gözlerinin içine bakarım. Bütün hareketlerini sentezlerim. Değerini hissettirmek o, lazım çocuklara karşıdaki insana. Çocuklara değerini hissettirmezsen zaten topluma kazandıramazsın. İmkanlar çoğaldıkça insanlığımız azaldı Ali abi. İnsanlık azalmasın, salonda herkes toplansın, muhabbet etsin, sohbet etsin. Muhabbet açma duygusunu kaybettik. Yani bu kitap okuma var ya çok önemli. Eskiden mesela biz böyle arkadaşlarla toplanır, kitap okuma günleri yapardık. Orada mesela muhabbet. Bunlar yapılabilir. Bunlar yine bizim elimizde. Yani unuttuysak çocuklarımız unutmadı. Unuttuysak yine biz unuttuk. Kitap okumak burada kilit nokta abi. Biz kitap okumuyoruz. Çocuklarını okutuyor musun? Okutuyorum. Kitap okumak farklı. Onu okumadığın sürece, bir de okuduğunu anlamak var Ali abi şimdi. Kitap okuyor adam. Ben bunları da gördüm yani toplumda. Okuyor ama kafa başka yerde. Yani nasıl diyeyim? O kitabı okurken o kitabın içindeki işte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'daki Raskandinov'u yaşayamıyorsan okuyamazsın o kitabı. Anlayamazsın. Vay abimize bak. İnce Mehmet. Okurken gerçekten böyle rüzgarına kapılacağım bir kitap. Okumaktan bir zarar gelmiyor Ali abi. Keşke herkes okusa. Keşke herkes aşılayabilse. Keşke kütüphanedeki kitaplar öyle tozlu tozlu durmasa. Peki hayallerin var mı ileriye dönük? Nasip olursa çocukları okutabilirsek, bir torun torbaya karışırsak. Abi çok değil, 3 odalı bir ev yapacağım. Bahçesinde yetişen bütün meyvelerden, yani bizim iklimde yetişen bütün meyvelerden yetiştireceğim. Bunları yapamadık biz şehir hayatında. Bir köpek besleyeceğim. Çok vay severim. Be. Çocuklarım da çok ister. Müthiş hayvan sevgileri var. Öyle mi? Ama apartmanda yaşıyorsun. Yani şartlar uygun değil.
İşte köpeğim, tavuğum, kedim, her şeyim olacak herhalde. Hepimizin hayali o. Hani ben bir deniz kenarında yaşamak istemiyorum. Sıcak çünkü. Yani sıcağa gelemiyorum yani. Ama bunu yapacağım herhalde. Evet Çağlar'cığım. Muhabbet ede ede konuşa konuşa günü bitirdik. Afyon Karahisar'ımıza da geldik. Çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Allah sağlıktan, sıhhatten ayırmasın. Ailenle, çocuğunla, eşinle mutlu bir hayat diliyorum sana. Evine nur yağsın kardeşim. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Ali abi, benim söyleyeceğim bir şey yok. Senin var mı abi? Canının sağlığı. Çok teşekkür ederim. Efendim, kitap okuyan yürekli insanları sevin. Onlar sizin yüreğinizi de güzelleştirecektir. Niyet samim olunca hayal nasibe dönüşür. Canlar, haftaya Gönül Dağı programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyilikle kalın, kitapla kalın.